Değerli izleyicilerimiz, Köy'den yola çıkan iki gurbetçimizin Malatya'ya uzanan yolculuğu yolda maalesef feci bir kazayla sonlandı. İki gurbetçimiz Kayseri'de Gökkent kavşağında bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobilde bulunan iki gurbetçimiz araçta sıkıştı ihbar üzerine kaza yerine gelen çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yaralılara gurbetçilerimize müdahale etti itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden kurtulan gurbetçilerimiz Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı İki kardeş aynı zamanda bunlar arkadaşlar yaralanan gurbetçilerimiz aynı zamanda kardeş kardeşlerden bir tanesi Kayseri Devlet Hastanesi bir tanesi ise Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı kardeşlerin Almanya'dan memleketleri Malatya'ya yola çıktıkları ifade ettiği halen hastanede yatıyorlar. Birinin durumu ağır değerli izleyicilerimiz Allah'tan şifa diliyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz izin zamanı geliyor. Yani gurbet yolculuğu başlıyor diyebiliriz. Sılaya dönüş. Şimdi pek çok vatandaşımız da aracıyla gidiyor haklı olarak işte memleketine gidecek orada araba lazım olacak falan. Çoluk çocuk arabaya biniyorlar. Sizden ricamız şu bakın. Acele etmeyin. İyi araba kullanmıyorsanız zaten yola çıkmayın. Kurallara mutlak surette uymamız gerekiyor. Her yıl izin zamanı onlarca kaza, yüzlerce kaza meydana geliyor izin yolunda ciddi anlamda insanımız hayatını kaybediyor. Türkiye içinde de Avrupa'da da. Aman siz siz olun. Acele etmeyin. Gece özellikle yol gitmemenizi tavsiye ediyorum. Sizler daha iyi biliyorsunuz kusura bakmayın. Hani akıl vermek değil benimki sohbet ediyoruz sadece. Siz siz olun. Özellikle gece yol gitmeyin arkadaşlar. Güvenli olan yerleri artık hepimiz biliyoruz. Oralarda çekip aracınızı uyuyabilirsiniz acele etme iki gün geç git ya bir şey olmaz Çoluk çocuğuna gir bir otele rahat rahat yat dinlen duşunu al yani koştur 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 ya bir şey olmaz 200 euro ver otele kal Gece kal ya yol gitme bir şey olmaz ya bak bir şey olmaz kaza olursa Allah korusun bak görüyorsun Allah korusun ya bir şey olmaz ver 200 euro otur ya git otelde Hatta geceyi bekleme bana soracak olursan Örneğin gittin işte geçmiş olduğun ülkelerden bir tanesi. Yoruldun. Akşam saat 4-5 git bir otele. Bir çoluk çocuğuna ya da yalnız. Duşunu al. Çık şehri gez. Dolaş. Sabah da güzel bir uykunu al. Sabah erkenden kalk. Yoluna git. Ya gerek yok ki arabada hani o perişanlığı çekmeye de gerek yok. Otur yemeğini ye. Ya harcayacağım para 200-300 euro ya. Tamamı yani. Ne olacak kardeşim? Ne olacak? Otur çoluk çocuğunla düzgün yemeğini ye. Ayaklarını uzat. Dinlen. Uykunu al. Yoluna çık ondan sonra. Kazalarını çoğu biliyorsunuz zaten gece geliyor. Bir de yani e, tehlikeli olan yerler halen var Bulgaristan başta olmak üzere. Gerek yok gece yola çıkacaksın. O riski almaya gerek yok. Otel dolu her yer gir. Güvenli olan yer gir internete. Nerede kalınır diye. Bu kadar basit. Gerek yok. Diyelim Türkiye'ye girdin nedir neden? Malatya'ya gidecek. 1200 kilometre daha, hatta 1400 kilometre Edirne'den neden? Malatya. Şimdi zaten yorgunsun. Ya git Ankara'da dur kardeşim, ya da geçtiğin herhangi bir yerde, Kayseri'de, orada, burada, Bolu'da, gir bir otele, çocuğunla, çol çocuğunla beraber dinlen, şehri gez, akşama kadar. Ertesi gün bir daha yola çık. Ya bundan güzeli yok bana soracak olursan. Gez, dolaş. Yoruldun mu? Yorulunca çek sabah erkenden de yola çıkarsın kardeşim. Memleketine gidersin. Ya üç gün geç git kardeşim bak. Böyle olumsuz bir olay yaşayacağına üç gün geç git. Bana soracak olursanız izin yolu denilen bu kavram böyle olmalı. Hem değişik insanlar, değişik yerler. Ne gerek var kardeşim? Koştur koştur o halde uykusuz, bacaklar ağrıyor, diz ağrıyor, bel ağrıyor. Çoluk çocuk perişan, ne yediğim belli, ne yemediğin belli. Gir bir yere yat kardeşim ya. Ver 200-300 euro öde ya. Ne olacak ya? Senden daha mı önemli? Senin çoluk çocuğundan daha mı önemli? Ama bizimkiler Almanya'dan diyor ben diyor 24 saatte giderim diyor. Ya cehennemin bir Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ölüme gidiyorsun. Bastır 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 bas bas bas. Ya basma kardeşim. Ya kal kardeşim bir yere çek arabanı uyu. Ya da gir bir otele. Otele gir. Bırak arabada uyumayı. Ne oluyor? Gidince madalya takacaklar? Kırmızı halı mı seriyorlar memlekette sana? Aa geldi diyorlar Almancı. Ne var yani? Ananı babanı gör gerisi hikaye zaten. Kimin kime ne faydası var? Arkandan Fatiha okumasınlar kardeşim bak. Rahmetli iyiydi ama işte memlekete giderken trafik kazasında öldü demesinler Allah korusun. Yapmayın bunu. Şu izin yolu kavramını değiştirin. Değiştirin. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'den gri pasaportla Almanya'ya gelip Burada kayıplara karışan ve Türkiye'ye dönmeyen yüzlerce kişi olduğu ortaya çıktı. Alman medyası da olaya ciddi yer ayırdı. Önce bu gri pasaportun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Ardından da Alman hükümetinin yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Bunu sizlerle paylaşalım. Bakın. Gri pasaport devlet adına hizmet yapacak ya da bir kültür faaliyetine gidecek olan insanlara verilen pasaporttur. Yani resmi bir pasaport. Gazetecilere de aynı zamanda verilir. Ve bu pasaportun verilme şartlarından bir tanesi de şudur. Sana verirler. Derler ki ne kadar zaman kalacaksın? İşte bir ay kalacağım. Bu bir ayın sonunda gelip o pasaportu tekrar pasaport aldığın nüfus müdürlüğüne iade etmek zorundasın. Avantajı ne peki bu gri pasaportun? Gri pasaportun avantajı Avrupa ülkelerine vize almıyorsun. Vizesiz bir şekilde pasaportla gidiyorsun, giriyorsun Almanya'ya mesela. Şimdi güzel bir kolaylık. işini doğru yapanlara, düzgün kullananlara. Ama geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ki bir belediye folklor bilmem ne için, kültür hizmeti için birilerine 40'ın üzerinde gri pasaport çıkartılmasına aracı oldu ve bu giden insanların da bir daha Türkiye'ye dönmediği ortaya çıktı. Pasaportları aldılar, vizesiz Almanya'ya girdiler. Ondan sonra da dönmediler. Bu olay Türkiye'de çok konuşuldu, Almanya'da çok konuşuldu. Bununla ilgili olarak da Alman makamları harekete geçti. Bakın. Sol partili milletvekili Gökay Akbulut'un bir soru önergesi var. Almanya Federal Meclisi'nde diyor ki medyada bazı kesimlerin gri pasaportla adam kaçırdığı ve bir organizasyonun bu işin arkasında olduğu bilgileri yer alıyor. Bununla ilgili herhangi bir araştırmanız var mı diye soruyor. İçişleri Bakanlığı, Almanya İçişleri Bakanlığı bir cevap veriyor ve şunu söylüyor. Türk vatandaşlarının Türkiye'nin hizmet pasaportu ile kaçırılması olayı ve kullanılan yöntem tarafımızdan bilinmektedir. Bu pasaportların birçok kişiye 90 gün ya da 180 gün Almanya'da kalmaları için düzenlendiği görüldü diyor. Bakanlık bu tür pasaportları alanların amaçlarının kısa süreli olarak Almanya'ya geldikten sonra uzun süreli kalmak ya da burada iltica başvurusunda bulunmak olduğunu belirtti. Yani diyor ki geliyorlar ama dönmüyorlar. Bakanlık açıklamasında bu hizmet pasaportlarının Türkiye'den haksız yere alınmasında bir rüşvet çarkının döndüğünü tahmin ediyoruz diyor rüşvet. Sınırlardaki polis ya da gümrük kontrollerinde Seyahat amaçlarından şüphe durulan kişiler derhal sınır dışı edilmektedir deniliyor. Federal Alman polisi bu yılın başından beri bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarıldı ve kendilerine bilgi verildi deniliyor. Açıklamada bu yolla Almanya'ya kaç kişinin geldiği henüz tespit edilemedi deniliyor. Federal polis Ocak 2021'den itibaren Türk emniyeti ile yakın bir bilgi alışverişinde girdi. 25 Ocak'ta Bavyera'nın Yukarı Flas bölgesi Başsavcılığı tarafından uluslararası insan kaçakçılığı şüphesiyle bir soruşturma başlatılmıştır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler soruşturma makamlarının elindedir deniliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Gri pasaportun dışında insan kaçakçılığı hiçbir zaman bitmeyecek gelişmemiş olan ülkelerden gelişmiş ülkelere göç asla bitmeyecek. Azalır ama bitmez. Şimdi Türkiye'deki bu olayda da bize şunu gösteriyor. Gri pasaport konusu suistimal ediliyor. Kim bilir kaç bin kişi. Bilmiyorlar rakam yok. Yani şöyle İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. 804 kişinin dönmediğini söyledi ama Geçmişe baktığımızda bu rakamın daha da çok olduğunu görüyoruz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar, belediyelerin bu pasaportları çıkarmaya hakları var, işte resmi kurumların var falan. Şimdi bu pasaportlar kötü bir şey değil. vatandaşımız konsolosluklarda sürünmesin, vize için beklemesin diye devletimizin vermiş olduğu bir kolaylık çok güzel bir şey. Ama Buna aracı olan başta belediyeler olmak üzere herkesin inceleyip sık dokunması gerekiyor. Belli bir rüşvet çarkı var. Pasaport yoksa her geçene verilmiyor. Hatta medyada yer alan haberlere göre 10 bin euroya kadar bu pasaportları satmışlar. Satma diyorum ben buna. 10 bin euro alıyorsun adam gidiyor Avrupa'ya. Bu şekilde gitmiş olanlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde konuştu. Diyor ben elimi kolumu sallayarak diyor 3000 euro verdim aldım diyor. Sonra gittim diyor önce Almanya'ya oradan da akrabalarım Fransa'dan gelip beni aldılar beni Fransa'ya götürdüler dedi. Bu kadar basit. Yazık günah. Yapmayın. Bu pasaportu kullanma hakkı olanların da hakkına siz bir şekilde girmiş oluyorsunuz. Yapmayın.